Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda dairede alan konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani sayfayı da göstereyim. Sayfa 146'dayız. Dairede alan konusunun 3. kısmındayız arkadaşlar. Evet daire dilimi alanı. Biz dairede alanda nasıl hareket ediyorduk arkadaşlar? Tabii ki şöyle. Ya pi r kare o şekilde buluyorduk. Dilim istenildiği zaman da pi r kare alfa 360 biliyorduk. Peki daire parçasının alanını ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir parça geldiği zaman karşımıza biz bildiklerimizin üzerine yoğunlaşacağız yine. Bilmediğimiz bir şey yine yok arkadaşlar. Biz daire diliminin alanını biliyorduk. O zaman daire dilimi oluşturacaksın. Böyle daire dilimi oluşturacaksın. Sonra bütün parça ilişkisini düşüneceksin. Yani bütün parça ilişkisi derken belli bir bütünden belli bir parça çıkartacaksın. Bakın daire dilimini oluşturdunuz ya. Kitaplarda formülü verir formül formül yok asla. Mantığı, mantığı önemli burada. Ne yapacaksınız? Mantık bütünden parçaya çıkartacaksın. Dilim alanından mesela bütün dediğimiz bu sefer dilimin alanı eksi üçgenin alanı. Üçgenin alanında şey yazıyorlar ya böyle sinir oluyorum aslında. R çarpı R çarpı sinüs alfa bölü 2 diyorlar ya. Yavaş bir yere Formülü o şekilde ezberlediğin zaman yapamazsın zaten. Burası 90 gelirse R çarpı R çarpı sinüs 90 bölü 2 mi yapacaksın? Hayır. Dik üçgen. Dik üçgenin alanı yapacaksın. Ya da burası 60 gelirse Eşkenar üçgen çıkıyor. Eşkenar üçgenin alan çıkartacaksın. Ya da 120 gelirse ne yapacaksın? Hocam bu sefer sinüsü yaparız. Yok yine tabana ait yüksekliği çiz kardeşim çıkar. Çünkü niye? Şu üçgenin alanı 120'ye ait yükseklik dışarıya doğru düşer sadece. Şöyle e, bu üçgenin alanı bulurken tabana ait yükseklik burası yapmış oluyor. Yani üçgenin alanını bulurken de yine ne yapacaksınız? Taban çarpı yükseklik bölü 2'yi uygulayacaksınız arkadaşlar. Yani kısaca özetleyip. Daire parçasının alanını bulurken sen daire diliminin alanını bildiğin için daire dilimi oluşturacaksın. Daire diliminin alanından da neyi çıkartacaksın? Oradaki saçma sapan alanı derken üçgenin alanını çıkartacaksın. Üçgenin alanında işte özel bir şey olur. Eşkenar üçgen olur, işte dik üçgen olur falan filan arkadaşlar. Şimdi sorularda görelim isterseniz. Yani temel mantık, bütünsel düşünme, ezber, mezber yok. Geldim buraya. Saçma sapan bir alan soruluyor. 30 derece vermiş. 30 ise 60. Arkadaş biz daire diliminin alanını biliyoruz. O zaman daire dilimi oluşturacaksın kardeşim. O alana ait bir daire dilimi oluşturacaksın. Sakın ama sakın unutma. O daire parçasının alanı isteniliyorsa bizden. Peki oluşturduk. E 30'u boşuna mı vermişti? 60'ı yazdık buraya. 60 sa burası da ne yaptı? 60. Bu arada sen daire dilimi çizerken bak yarı çap çizmiş oluyorsun. Yarı çap uzunluklarını da asla ama asla atlama. E ne çıktı burada? Yarı çap yarı çap. 60 hocam burası. 180'den 60 çıkart 2'ye böl. Bunlar da 60'ar derece yaptı. Yani eşkenar üçgen çıktı. Yani burası 6 çıktı. O zaman 60'lık dilimden 60'lık dilimden niye çıkartıyoruz arkadaşlar? Eşkenar üçgeni çıkartacağız. Eşkenar üçgeni çıkartacaksın. 60'lık dilimin alanı yarı çapta kaç çıktı arkadaşlar? Eşkenar üçgen olduğu için 6. Pi R kare. 60 bölü 360'dan eşkenar üçgen yarıçap çap 6'ydı. 6'lık eşkenar üçgen yaptı yani a kare kök 3 bölü 4'ü çıkartacaksın. Yine x satırlık işlemle olayı hallediyorsun. Sıfırlar gitti. 36'lar gitti. Burada 6 pi kaldı. 6 pi eksi 9 kök 3 diye cevabı bulursunuz arkadaşlar. Tamam. Olay bu. Temel mantık bu sevgili gençler. Geldim bir sonraki soruya. Yine saçma sapan yerde bir parça isteniliyor. Hemen daire dilimi oluştur. Hemen. Çünkü sen daire dilimini biliyorsun. Bu arada bu bir kare verilmiş. Kare verildiğinden dolayı. Burası 4. Kare verilmiş. Hemen daire dilimi oluştur. Bak daire dilimi oluştururken de şemberde uzunlukta yaptığımız işlemleri yapıyoruz. En etkili silahımız yarı çap çizip de yapıyoruz zaten. Aa yarı çap dedik. Yarı çap önemli. Hatta bu karenin köşegeni oldu. Ya da x kenar dik üçgenden dolayı 4 4 ise kaç yaptı? 4 kök yaptı. Bak yarı çap 4 kök 2. Şimdi düşün. Daire dilimi oluşturduğun şu parçaya ait. Düşün şu alandan bütünden yani daire dilimin alanından neyi çıkartacaksınız yine arkadaşlar? Şuradaki üçgenin alanını çıkartacaksınız. Bu üçgenin alanında nedir? Dörtlük bir dik üçgen arkadaşlar. Evet hocam dilimdeki merkez açı da lazım. Tamam hemen yazdık 45 derece. O zaman ne diyeceğiz? 45'lik dilimden üçgenin alanını çıkartacaksın kardeşim. 45'lik dilim nedir? Yarıçapı çapı 4 kökki. Pi 4 kökkinin karesi. 45'lik dilim. 45 bölü 360 eksi üçgenin alanı. O da dik üçgen. Yani 4 çarpı 4 bölü 2'dir. Yani bunlar bunlar gitti 8. 4'ün karesi 16. bu ee, 32 mi yapıyor? 32 bölü 8 de 4 yaptı arkadaşlar. Yani 4 pi eksi 8'e eşit oldu arkadaşlar cevabımız. Yine görüyorsunuz 2 satırda çıkıyor arkadaşlar. Geldik buraya. Saçma sapan bir alan var hocam. Biz bak şunu unutmayın. 1. Daire, dairenin alanını bulabiliyoruz. 2. Daire diliminin alanını bulabiliyoruz. 3. Daire parçasının alanını da artık bulabiliyoruz. Dilimden şeyi çıkartarak. Hocam burada kalanı nasıl bulacağım? Buna ait bir formü var mı? Yok. Kesinlikle ama kesinlikle yok. Önce bu yaylar eşit verilmiş mi? Verilmiş değil mi? yayların eşitliğinde, şuraya yazmam lazımdı ama yayların eşitliğinde şöyle göstermişim. Şuraya yazayım isterseniz. AC yayının ölçüsüyle CD yayının ölçüsü birbirine eşit olacak. Tamam mı? MAC, MCD eşit olacak arkadaşlar. Neyse bunlar eşitse, bu yarım çemberse eğer, yarım daireyse eğer o zaman bunlar kaç yaptı? 180'di. 90-90 yaptı. Tamam. Şimdi gelelim şuraya. Bununla ilgili bir şey bulamam arkadaşlar. Bir de burada K iken burası ne verilmiş arkadaşlar? 2K verilmiş. BD uzunluğu K iken buraya da bir 2K yazalım arkadaşlar. Ne yapmam lazım? Valla şu çapı gören çevre açı 90 derece oluşturayım isterseniz. Çapı gören çevre açı 90 derece ise hatta bak 90 ise burası çevre açıdan dolayı 45. A 45 90 45 oluştu. Burası da 3 kökki yarı çap uzunluğu 3 kökki olduğu için çap uzunluğumuz 6 kökki oldu. Bunlar 6 6 oldu. Evet burası 6. Şu orası da 6 olacağı için arkadaşlar 3K 6 olacağından K'yı kaç buluruz arkadaşım? 2 buluruz. K2 yaz 2'yi o zaman. Bak. 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 Şu alanı bulabilirim ben. 4 çarpı 6 bölü 2. Benim için sıkıntılı neresi? Şurası arkadaşlar. Şu alan sıkıntılı. Bu alanı bulmaya çalışacağım. Bu alanı bulurken de ne yapmam lazım? Daire parçasının alanı oraya ait bir daire dilimi oluşturmak zorundayım. Haydi daire dilimi oluşturalım bakalım. Daire dilimi şöyle merkezden şu şekilde oluşturduğum zaman 90'sa merkez açıdan dolayı burası da 90 yaptı. Aa, hocam şuradaki daire dilimin alanından 90'lık daire dilimin alanından isterseniz şuraya bir A alan diyeyim. Şuraya da şuraya da B alan diyeyim. Şu B alanı basit zaten. A alan nedir arkadaşlar? Çeyrek daireden şu 90'lık dilimden bakın şurada şurada arkadaşlar şunun tamamından şu üçgenin alanı çıkartacağım. Çeyrek daire değil mi arkadaşlar? çeyrekten üçgenin alanı çıkartacağım. Üçgen. Hatta burası da yarıçap, burası da üç kök yaptı. Çeyreğin alanı pi r kare bölü 4. Eksi üçgenin alanı. Üçgenin alanında 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2. 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2'ye eşit. Buradan ne geldi arkadaşlar? Ee, 9 bölü 2 pi geldi herhalde. 9 pi bölü 2 eksi 9 eşit oldu. Tamam. A alanını bulduk. Şimdi sıra nerede? B alanında arkadaşlar. B alanında basit zaten. B alanında dik üçgenin alanı 4 çarpı 6 bölü 2'ye eşit. 4 çarpı 6 bölü 2. 24 bölü 2'den 12'ye eşit oldu. Ve benden ne isteniyor arkadaşlar? A artı B alanı isteniyor. A artı B alanı da nedir? 9 pi bölü 2 eksi 9 artı 12 isteniyor. Yani 9 pi bölü 2 artı 3'e eşit olur. İşlem hatası yapmadıysak. Tamam. İlginç bir soru. Bir de bu şekilde bir parça alanı sormak istedim. Üçgenin alanı artı daire kesmesinin alanı. Daire parçasının alanı daha doğrusu. Üçgenin alanı belli olduğu için buraya yoğunlaştım. Bu parçanın alanını bulmak için de daire dilimi oluşturdum arkadaşlar. Daire dilimi oluşturunca da şu şekilde çıktı. Güzel bir soru. Şu soruyu da çok beğenerek yazdığım sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Bu da taze çıktı ya. Süper bir soru ya. Şimdi soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Şekil 1 ve şekil 2'deki kartonlar Evet bir 30 derecelik dilimlik bir karton verilmiş. Bir de saçma sapan bir karton verilmiş arkadaşlar. Dilim mi hiç verilmemiş. Ee, daire dilimi şeklindedir. Karton. Karton. Şekil üçtek gibi D ile B. Bakın D ile B. Şunun merkeziyle B'yi birleştirmiş. Evet D ile B. Yani şunun altında ne var arkadaşlar? Bir daire dilimi var. Bak şu şekilde bir daire dilimi var. Tamam mı? D ile B, C ile E köşeleri çakışacak şekilde. Ha, bunun bir köşesiyle de şurası çakışmış. Evet, tam bir daire dilimi. Hocam F burada F olması gerekmiyor mu? Hayır, belki de bir parçası içeri girmiştir arkadaşlar bunun. Şöyle bir daire olabilir, değil mi? Bizim F ile alakamız var mı? Yok o zaman. Çünkü niye buradaki şey soruluyor bana? Neyse, ee, bunun altında ne var? Bir kere bir dilim var. Şöyle bir dilim var. Sonuçta şöyle çizdiğim zaman K'lık da bir dilim oluyor. Şu şekilde bir dilim olmuş oluyor arkadaşlar. Neyse D ile B C ile E köşeleri çakışacak şekilde üst üste konuluyor. BAC 30 derece AK uzunluğu Ali Kara uzunluğu 2 verilmiş. Buna göre şekil 3'teki mavi bölgenin alanı şu bölgenin alanı isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi dikkat edin. Ben şunu şöyle çizdim. Yine en etkili silahımız yarı yarıçap. Bak buradan bir yarıçap çizdim, buradan da bir yarıçap çizdim. Bu yarıçap bu da yarıçap. Bu yarıçapı bulmam lazım. Şu üçgenin alanı, şu dilimin alanından şu üçgenin alanı çıkartmam lazım. Peki hocam ben şuradaki şeyi açıyı nasıl bulacağım? Bak Sordun soruyu aldın cevabı. Burada ne var? 30 derece var. 30 dereceyi kullanmam lazım. Eee bana da bu dilim olarak verilmiş. Aslında bu da nedir arkadaşlar? Şu kenarla da şu kenar birbirine eşit değil mi? Şu daire dilimle şu e, AB ile AC yayları eşit ya. Şunu şöyle çizince de şöyle bir ikizkenar üçgen oluştu burada. Burası 30 derece ise bunlar taban açıları 75 derece 75 derece yapmıyor mu? yapıyor. Peki 75 ise bak burada da x kenar var. 75, 75, 150. Buraya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. E hocam bu 75 dereceydi tamamı. Buraya kaç derece kaldı? 45 derece. Of süper. Şimdi artık ben şuradaki 2'yi falan da kullanabilirim arkadaşlar. Bak gördünüz mü? Fark ettiniz mi arkadaşlar? 30 var 45 var. 2 de var. Ben bu yarı çap uzunluğunu bulacağım. Şöyle bir dik çizsem. Şu 30'u kullanmak için. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 çıktı. Şurası da 60 derece. 60'ın karşısında kökü çıktı. Önemli değil gerçi. Bak şurası 90 derece. 45 90 45 üçgeni. 1 ise burası da 1. Yarıçap uzunluğu da kaç yaptı? Kök 2 yaptı. Olay bitti o zaman. O zaman ben buradaki dilimden şu üçgenin alanını çıkartacağım arkadaşlar. Haydi çıkartalım bakalım. <laughs> 30'luk dilimden 30'luk dilimden Neyi çıkartacağım? Üçgenin alanını çıkartacağım. 30'luk dilim basit. Bak görüyorsunuz yukarıda bir parçasını. 30'luk dilimin yarı çapı 2. Pi kökkinin karesi. Pi re kare. 30 bölü 360'dan Neyi çıkartacağım? Üçgenin alanı çıkartacağım. Hocam üçgenin alanı kök kökki burası kök kökki burası 30 da burası. Kökki çarpı kökki çarpı sinüs 30 bölü 2 diyebilirsiniz. Ama şurada göstereyim isterseniz. Niye öyle diyorsanız ki diyorsunuz ki. Kök 2 burası, kök 2 burası. Hocam tabana ait yüksekliği şöyle de çizebiliriz. 90'ın karşısı kök 2'si, 30'un karşısı kök 2 bölü 2 yapmaz mı? Şurada da çizebilirdik de şekil karışacak diye çizmedim arkadaşlar. O zaman bakın şurası kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2. O zaman ne oldu arkadaşlar? Tabanımız kök 2. Şu tabanı niye yazmadım ben ya? Tabanımız kök 2. Yüksekliğimizde kök 2 bölü 2. Alan ne yapar o zaman oradaki üçgen alanı? Kök 2 çarpı kök 2 bölü 2 bölü 2. Şunlar 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 yük gitti. bir 1 kaldı. O zaman burası da 1 bölü 2 yaptı arkadaşlar. O zaman eksi üçgenin alanı derken de 1 bölü 2 diyeceğiz. Buradan şununla şu sadeleşti. 12 kaldı. Kök 2'nin karesi de 2. 2'li de 2 de 12 sadeleşince, şurada 12 kalmıştı. 12 sadeleşince 6 kaldı. O zaman cevabımız pi bölü 6 eksi 1 bölü 2 şeklinde çıktı. Bu cevap, bu garip cevabı yine basit bir şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Ee, yeni nesle çevirdiğim eski tarz soruyu yine yeni nesle çevirdiğim bir soru arkadaşlar. Normalde soru şöyleydi. Normalde soru böyleydi. İşte burası 30 derecede 2 idi. Şuradaki daire şu B merkezli daire parçasında oluşan şu alan nedir diye soruluyordu. Ne yaptım? Karton koydum. Karton koydum. Üst üste koydum. Oradaki oluşan parçanın alanı sordum. Bu kadar. Yeni nesle çeviriyoruz sadece. Şekiller sizi korkutmasın. Aslında hep eski nesil sorular çözüyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz çok da güzel bir soru. Özel açı mantığını da kullandık burada. Bak 30-45. Dikkat edin. Bak ben bu konunun içerisinde ne kullandım? İkizkenar üçgen kullandım. İkiz kenar üçgen kullandım. Özel açı kullandım, dairede alan kullandım. Bak, geçen seneki MSÖ sorularına bakabilirsiniz. Soruların çoğunluğu hep böyle şey, konunun içerisinde 3-4 ta, tane kazanım var. Yani 3-4 tane kazanımı birden soruyorlar artık arkadaşlar. Normalde geçen sene bilmiyorum bu benim yorumum tabii ki Mesela matematik geometri kolay geldi arkadaşlar. Eğer kolay olmasaydı geometri sınavı da matematik sınavı da aynı MSÖ'deki gibi olacak diye tahmin ediyordum. Ee, bu senede bilmiyorum işte tepki falan da aldığı gerçi de bu senede böyle bu şekilde eski tarzda dönerlerse yani kolay sormazlarsa büyük ihtimalle bu şekilde sorularla karşılaşacaksınız zaten. Yani 3-4 kazanımı birden sor e soran sorularla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yine MSU sınavında aynı tarz yine gelecek galiba da inşallah şey de kolaylaştırmazlar yani. Neyse geldikçe alan taşımaya arkadaşlar. Alan taşımaya. Dikkat edin. Ya böyle başlıklar yoktur. Bunlar benim uydurduğum başlıklar arkadaşlar. Alan taşıma ben çok severim yani bu alan taşımayı biliyorsanız alan taşımayla ilgili garip garip yerlerde alanlar toplamı soruluyorsa bize alan taşımayla halledeceksiniz işinizi hatta bu alan taşımayı bilen arkadaşlar geçen sene benden mesela biliyorlardı ee, sınava giren arkadaşlar geçen seneki sınav sorusuna bakabilirsiniz alan taşımayla ilgili soru geldi ve sınavda çok rahat bir şekilde yaptılar ama alan taşıma mantığını bilmezseniz eğer o tür soruları yapmak ciddi anlamda çok zor arkadaşlar. O yüzden burada da alan taşımayı bu şekilde bilmenizde fayda var. Ben bunu biraz da neye benzetiyorum? Bizim hani şey vardı ya alan kaydırma. İki paralel doğru varsa şu üçgenin alanını kaydırıyorduk ya. Mesela bu sene alan kaydırmaya da ilgili bir soru gelebilir. Şunu al buraya getir. Alan değişiyor muydu? Değişmiyordu arkadaşlar. Aynı alan kaydırmaya da benzetiyorum. Yani temel mantığını benzetiyorum yani en azından. Evet. Alan taşımanın temel mantığı neymiş? Yine kendi dilimde bir şeyler yazmışım buraya. Dairede alanda bazı sorularda farklı yerlerdeki alanların toplamı da sorulabilir. Bu tür sorularda alanları yan yana getirmeye çalışmalıyız. Yan yana getirmeye çalışacaksın yan yana. Taralı alanları alanları ayrı ayrı bulamazsın. İmkanı yok. Nasıl? Üçgendeki alan bilginle, dörtgenlerdeki alan bilginle o alanları yan yana getirmeye çalışacaksın. Soru üzerinde görelim. Büyük ihtimalle daha iyi anlayacaksınız şimdi. Bak buradaki bu alanı bulmanızın imkanı yok sizin. Bu alanı bulamazsınız. Çok imkansız. Trigonometrik cetvel yani trigonometrik değeri versinler ki mesela 25 burası. yarıçap burası. yarıçap burası olduğu için. x kenar değil mi burası? 25-25-50. Buraya ne kaldı? 130. Sen ancak bu alanı nasıl bulursun? Sinüs 130'u verirlerse soruda ancak öyle bulursun. E hocam vermemişsiniz. Ben nasıl bulacağım bunu? Trigonometrik cetvel lütfen verin diyebilirsiniz. Hayır vermeyeceğim. Vermeden de bulabilirsin. Nasıl mı? Bak şimdi dikkat. Tamam. Şu yarıçap bu da yarıçap. Tamam. Bu yarıçap bu yarıçap. Yani 25 ise burası da ne yaptı? 25. 6 ise burası da 6. Hatta bu yarıçap uzunluğu da burası da 6. Benden ne isteniliyor şimdi? Dikkat et. Burası A alanı, burası B alanı. A artı B alanı isteniyor. B alanını ayrı bir şekilde bulmanızın imkanı yok. İki iç açının toplamı bir dış açıdan hatta burada kaç ne oluyor? Burası da 50 yapıyor arkadaşlar. İki iç açının toplamı. Hocam bu alanı bulurum. Tamam bulursun. Şu, bu alanını da nasıl bulursun? Şu daire dilimin alanından şu 50'lik dilimi çıkartacaksın. Ama daire diliminin alanı pi r kare alfa bölü 360'tan 50'lik alanı 6 çarpı 6 çarpı sinüs, sinüs 50 bölü 2'den mi bulacaksın? Orada da neyi bilmen lazım? Yine sinüs 50'yi bilmen lazım. Ha sinüs 30, 130 ha da sinüs 150. Fark etmez de. Yine bulamıyorsun. O zaman ne yapacaksın? Valla arkadaşlar ilk mantıkta olduğu zaman böyle uzun uzadıya anlatıyorum. Yani sıkılmayın. Ee, bunlar önemli şeyler. A artı B isteniliyorsa ya üçgendeki alan dağıtma muhabbetini kullanacaksın ya da böyle dörtgenlerdeki mörtgenlerdeki bir şey varsa. Dikkat et. Bu A artı B isteniliyor bizden. A artı B'yi farklı bir şekilde bulacağız mı? Bakayım. Bak şunlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Hocam çizgideki alan B ise çizgideki alan B değil midir? Evet. A bak A artı B isteniyordu. A ile B yan yana geldi. Gördünüz mü? A artı B ne oldu? Direkt şu daire diliminin alanı oldu arkadaşlar. Yani olay bitti. Şu daire diliminin alanı da A artı B'yi veriyor bana. Hemen o zaman pi r kare. A 50 bölü 360'dan A artı B alanını bulmuş oluruz arkadaşlar. Normalde ayrı ayrı bulmamızın imkanı yok ama yan yana geldi. A artı B alanı daire dilim yaptı. Sıfırlar gitti 36'lar gitti cevabımız da kaç yapar? 5 pi yapar arkadaşlar. Bu şekilde yan yana getirmeyi düşüneceksiniz. Sakın ama sakın unutmayın. Geldik şuraya. Burada da mesela tamam bu soruyu bulabilirsiniz. Hocam bu alanı bulurum ben. O A'yı kaç vermiş? 2. O A B noktaları yarım dairelerin merkezleri. A yarım dairesi bu. B yarım dairesi de bu. Ee, o A'yı 2 vermiş. O zaman bunun yarı çapı 2 yaptı. O merkezinin yarı çapı 4. Burası da 4. O zaman bunlar da 2 2 yaptı. Arkadaş sen bu alanı bulursun. Sonra bu alanı çıkartırsın. Sonra bu alanı eklersin. Tamam. Süper. Harika. Ama böyle yapacağına ne yap biliyor musun? Ayrı gayri yerlerde bak şu alanları böyle güzel bir alan yapmaya çalışın. Direkt arkadaşlar yarı çapı 2 olan bir yarım daire bu. Bu da yarı çapı 2 olan bir yarım daire. Onu iptal edip buraya koyabilir misin? Koyabilirsin. Çünkü burada kalan da burada kalan eşit. Ya da biraz önceki gibi. Hocam burada kalan A ise yarım dairenin yarı aynı olduğu için burada kalanlar birbirine eşit olmak zorunda. Bu alan A ise bu alana bu alanda B diyecek olursam. Benden A artı B isteniyor. Aynı zamanda A artı B burası mı oldu? Burası oldu. İşte alan taşıma dediğim bu. Şu alanı iptal ettim. Buraya taşıdım. Toplam alan ne oldu arkadaşlar? Şurası oldu. Yani Yarım dairenin dörtlük yarım dairenin e, alanı istenmiş oldu toplam alanı arkadaşlar. O da ne yapar pi r kare bölü 2 yapar. 16 pi bölü 2'den cevapta kaç yapar? 8 pi yapar. Evet bu mantık aklınızda bulunsun arkadaşlar. Önemli bir mantık. Bununla da ilgili daha sorulara devam edeceğim. Şu notu verdikten sonra devam edeceğim arkadaşlar. Bu bizim alan taşıma dediğimiz yer. Garip grup yerlerdeki alanlar toplam isteniyorsa al o parçayı oraya taşı. Al o parçayı oraya taşı. Buradaki üçgenin alanını aldım buraya taşıdım. Bu şekilde yapacaksınız. Şimdi bununla ilgili sorulara geçerken e, şu notu iyice ilgilen, e, şu notu iyice algılamamız lazım arkadaşlar. E, bu notada dalarsam şu soru grubunda yapmak zorunda kalacağım. Video uzayacak. Onun için bir sonraki videoda anlatayım isterseniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.